Saygıdeğer izleyenler, Cevizdere'den Ünye'yi perişan eden çöp mevzunu konuşmak üzere bir Hakimtepe'deyiz. Buradan bu çöp konusuyla ilgili olarak neredeyse tek kişilik ordu gibi hareket edip canlı dişine takarak çalışan hak, hukuk ve adalet adamı, bu yörenin insanlarından bir tanesi Avukat İrfan Yıldız Beşlioğlu ile beraberiz. Kendisinin de söylediği gibi biz ve bizim gibi düşünerek yaşayanlar, insanlar başta olmak üzere insan dostu tüm canlıların, kurdun, kuşun, yılanın, akrebin yaşaması için mücadele verirken bir grup insan da insanların huzur içerisinde yaşaması yerine sürünerek yaşamalarına katkıda bulunmak üzere bir takım çalışmalar içinde oluyorlar. Bu çöp mevzu da insanları huzursuz eden olumsuzlukların başında geliyor. Bu konuyla ilgili olarak yörenin insanı Avukat İrfan Yıldız Beşlioğlu kamuoyuna dilinin döndüğünce seslenecek. Ancak seslenmeden önce bu çöp yerinin buraya kazandırılmasında payı olan, hayatta da olur, ebediyete göçmüş olur, tabii ki onlar için de bu insanlar inanıyorum buğz ediyorlardır. Buyurun Sayın Yıldız Beşlioğlu. Evet. Efendim, bizim bu çöple ilgili verdiğimiz mücadele 5 senedir devam ediyor. Şimdi bir gün gazetenin birinde küçük bir haber gördük. Buraya çöp tesisiyle ilgili orduda bir kurulun, valiliğe bağlı bir kurulun izin verdiğine dair. Ve bunun üzerine gittik. Böyle bir nedir, nereye kuruluyor? Böyle duyumlarımız var dedik. Dilekçeler verdik. Vazgeçilsin sakın ha dedik. Ondan sonra somutlaştığı iş buraya kurulacağı ortaya çıktı. Ve biz bunun neden yanlış olduğunu gerekçeleriyle, delilleriyle beraber anlattık. Fakat bizi dinlemediler. Davalar açtık. 4 ayrı dava açtık. Bu davaların birinde mahkeme davamızı kabul etti. Buraya izin veren kurul kararını iptal etti. Bu izni vermeye yetkisi yok dedi. O kurulun dedi. Ama bu kararı yürürlüğe koymadılar. Valiliğe, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Ünye Çimento AŞ Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verdik, ihtar verdik. Ama maalesef bu karara bir ay içinde uyulması zorunlu olan idare mahkemesi kararına uymadılar. Üstelik karar Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylandı ve kesinleşti. Uygulanmayan bir karar olarak hala askıda durmaktadır. Şimdi efendim, bu çöp tesisi buraya kurulmaya çalışılmazdan önce ortaya çıktı ki çimento fabrikası 5 senedir kaçak şekilde çöp yakıyormuş meğerse. Bu gördüğünüz çimento fabrikasının güney yönündeki tepede vahşi depolama yaparak oradan çöpü alıp çimentoda yakıyorlarmış. Biz bununla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduk. Yöre insanları, bu bölgenin insanları türlü nedenlerle büyük baskı altında tutuluyor. Profesör Sait Kapıcıoğlu ile beraber Cumhuriyet Savcılığına bu tesis sürecinin öncesinde 5 sene ruhsatsız, dayanaksız şekilde çöp yaktığı, vahşi depolama yaptığı için çimento yetkilileri hakkında ve büyükşehir yetkilileri hakkında şikayette bulunduk. Ama netice maalesef alamadık. Takipsizlik kararı verildi ve kesinleşti. Yeterli bir araştırma, bizi tatmin eden bir araştırma yapılmadı. Esasında tanık gösterdiğimiz insanların hepsi onu anlattılar.
delilleriyle ve zamanlarıyla beraber, ama gereği bir türlü yapılmadı. Bizi tatmin etmeyen bir sonuç oldu. Dünyada su kaynaklarının 2100 yılında biteceği söyleniyor. Bilim adamları diyor ki tedbir alınmazsa 2100 yılında su kaynakları bitecek. İnsanlar içmeye su bulamayacak. Peki öyleyse sen geliyorsun bu su kaynağının üzerine çöp tesisi yapıyorsun. Akıl alır şey değil. Yani dünya şu ırmağı Arabistan'a versen petrolünü sana verir, suyu bize verir. Değil mi? Kesinlikle. Yani bütün Orta Doğu su fakiri. Biz de su zengini değiliz. Ama Allah'ın verdiği nimetleri de akıllıca değerlendirmiyor. Kirletiyoruz. Burası taban arazi. Birinci sınıf taban arazi. Devletin çıkardığı bir kanun var. Devlet çıkardığı kanunun arkasında durması gerek. Birinci sınıf taban arazisi dünyada en kıymetli şey su, toprak, hava. Yani artık insanlar yaşayacak mecal bulamayacak hale gelecek 2100'de. Tükeniyoruz. Şimdi sen ne toprakta ekemesen, dikemesen ne yiyecek bu insanlık? İnsanlar ne yiyecek? Bu Cevizdere Ovası Karadeniz'de, yani Doğu Karadeniz'deki son ova. Bundan sonra daha ova yok. Burada vaktiyle babam, dedem, atalarımız, büyüklerimiz çeltik yapmışlar. Kavun, karpuz yapmışlar. Mandalina, limon, portakal yapmışlar. Ondan sonra dönmüşler efendim, mısıra dönmüşler, buğdaya dönmüşler. Yani burada ne eksi adam biksem bitiyor derler. Öyle bir yer burası. Denizlerin üzerinde, kayıkların üzerinde uçtuklarını gördüğümüz, uçmalarına alıştığımız martılar çöplerin üzerinde. Kahraman, evet. Kardeşimiz. Evet. Buyurun. Şimdi Sayın Yeğen'in burada da bir olay var. Şimdi bu Cevizdere'nin üzeri bir martı deniziyle kaplı oluyor normalde. Bu çöpten dolayı. Ve yukarıda martılar, aşağıda efendim fareler, ondan sonra gene kargalar buraları cehenneme çeviriyorlar. Bu biz bunun fotoğraflarını çekip internete koyduğumuz için bu defa bir ilaçlama yapmışlar. Bu martıları buradan kaçırmak için. Bu martıları ya ölüyorlar ya çekiniyorlar gelmeye çöpün üzerine. Ama buna rağmen açlık belası, bu hayvancağızların bir kısmı hala oralarda dolanıyor. Kendini o kendi dünyasında karnını doyurmaya çalışıyor. Bu tesis buraya kurulmazdan önce 22 pare mahallenin muhtarının imzasıyla, 650 vatandaşın imzasıyla Ankara'dan en yüksekten alt kademelerine kadar, Ünye'de ve Ordu'da da tüm kademelere dilekçeler vererek halimizi arz ettik. Burada bizim yaşamımız sona erer, hastalıklar türer, buna bir çare bulunsun, bu işten vazgeçilsin. Bu çöp tesisinin doğru yeri burası değil, yanlış seçim dedik ama netice alamadık. Burada Ordu Büyükşehir Belediyesi, biz dedi kapalı, uzay üstü gibi, efendim gelen aracın direkt içerine gireceği, o otomatik kapılardan geçeceği, dışarıyla hiç muhataplığı olmayan bir tesis kuruyoruz. Burada yanına gelsen, burnunu dayasan bile koku olmayacak dedi. Çirkinlik, görüntü olmayacak dedi. Şimdi hukuka aykırı olarak yaptılar bu ayrıştırma tesisini. Peki bu vahşi depolama neyin nesi? Bu suç. Bu açıkça suç. Bunun bir ruhsatı yok Sayın Yeğen. Bu keyfi olarak yapılmış bir iş. Yani bunun suç olduğunu tekrar hatırlıyorum. Türk Ceza Kanunu'nda maddesi var. Çevre kirliliğine neden olmak suç başlı başına. Şimdi öbür tarafa gelince ayrıştırma bölümünde ayrıştırılan çöplere bakın. Hepsi dışarıda. Onlar da koku yapıyor, mikrop yapıyor, mikrop yayıyor. Yani kendi ruhsatlarına, hukuki statülerine uymayan işler yapıyorlar. Efendim
bu çöp tesisi buradan kalkmadığı sürece burada hastalıklar zuhur eder. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler müjde vermiş Faslalılara. Fasla Belediye Başkanı da Fasla'daki çöp sahasında açıklama yapıyor. Artık Fasla'da çöp sorunu bitmiştir. Çöpü kaldırıyoruz. Artık Fasla'ya çöp dökülmeyecek diye müjde veriyor. Çok güzel. Adam haklı. Kendi ilçesi için. Gel gelelim Sayın Hilmi Güler veya Sayın Ünye Belediye Başkanı. Siz bize ne müjdesi veriyorsunuz Ünye olarak? Ünye'ye müjdeniz ne? Ünye'ye müjdeniz çöp. Tesiste görüyoruz çöp arabalarını. Ordu, Fatsa, işte ne bileyim İkizce, bütün ilçeler, 19 ilçenin çöpü buraya geliyor. Yani Ordu'yu Enver Yılmaz 19 ilçenin çöplüğü yaptı Ünye'yi. Sayın Hilmi Güler de aynı mantığı devam ettiriyor. Şimdi Ünye Akçay'da çöplük var mı? Var. Cevizdere'ye kurdun mu? Kurdun. Çaybaşı neydi? Ünye'nin beldesiydi değil mi eskiden? Şurada bir 30 yıllık mazisi var ilçe olarak aşağı yukarı. Şimdi İlköz'de Çaybaşı'nın mahallesi, beldesi. Yani bizim dahilimizde, bizim hinterlandımızda, bizim havzamızda. Cevizdere çöplük, Akçay çöplük, İlköz çöplük, Ünye'nin her tarafı çöple kaplanmış. Peki, yani Ünye turizm beldesiydi, kültür kentiydi, işte şuydu, buydu. Televizyona çıkınca bir sürü konuşuluyor, güzel güzel laflar ediliyor. Peki sahadaki icraat ne? Bu vatandaşlar, bu ülkenin kahrını çeken insanlar, bu yörenin insanları ve Ünye'nin insanları ve tüm gariban, guraba insanlar, emeğiyle çalışıp geçinen insanlar, haklarınıza sahip çıkın. Sağlıklı, temiz, yaşanabilir, doğal bir çevrede yaşamak senin en birinci hakkın. Şu Türk bayrağının altında dururken birinci hakkım, o bayrak güvenceye alıyor. Şimdi şehitlerin kanıyla sulanmış o bayrak bize bunu vaat ediyor. Bayrağımızın, anayasamızın bize vaat ettiğini fiilen sahada elinden alıyorlar. Sen yeterince veya hiç tepki vermediğin için. Biz 5 senedir bu çöp tesisiyle mücadele ederken bizi boş işlerle uğraşıyor zannediyorlardı. Ama insanlarımız şimdi bahçelerinde tırpan vuramıyor, gübre atamıyor, çalışamıyor, evinin balkonunda duramıyor. Biz bunların olacağını dedik. Bakın böyle olacak bu işler dedik. Millet milletin cefasını çekiyor. Evet. Yani cezasını yaşıyor. Beni sokmayan yani yılan bin yaşasın diye bakıldığı için, bana ne denildiği için, nasıl olsa birileri uğraşır denildiği için veya küçük menfaatlere teslim olunduğu için kendi hakkından vazgeçerken herkesin hakkından, beşikteki bebenin, 100 yaşındaki ninenin hakkını da çiğniyorsun ve vebal altında kalıyorsun. Hakkını savunmak zorundasın ki senin oğlun, kızın, torunun yaşasın, deden sana dua etsin, torunun da torununun torunu da dua etsin sana ki yaşadığımız yerleri korumuşlar, bize bir yurt bırakmışlar diye. Yani yarın burası çöl olacak, çöl. Milletin kendi eliyle oluyor. Evet, kendi kuyumuzu kendimiz kazıyoruz. Evet. O nedenle vatandaşımıza haklarına sahip çıkmaya, ya, bakın çevrenin kanunu var, suyun kanunu var, toprağın kanunu var, avcılığın kanunu var, ormanın kanunu var. Var oğlu var, her türlü mevzuat var. Uygulama zayıf. Yok. Hep formalite. İşte senin ey vatandaşım bu kanunlarda, anayasadan başlayarak kanunlardan yönetmeliklere kadar, genelgelere kadar haklarınla dolu. Hakkına sahip çık, sağlığını koru. Bu kadar. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin ve yörenin yüz karası olarak adlandırılan çöple ilgili olarak yörede konuşurken bile kokusundan rahatsız olduğumuz yörede esnaf bir kardeşimize de soralım çöple ilgili ne düşünüyor? Abi çöpten burada çok rahatsızız. Ben burada bir işletme sahibiyim. İş verelim, çalışanlarım var. Biz burada günlük sabah 8 akşam 6 mesaideyiz ve buradan çok yani bizim hem işimizi yani çalışmamızı çok engelliyor.
yani günlük hayatımızda da çalışma hayatımızda çok engelli. Bu okuldan çok aşırı derecede rahatsız oluyoruz. Bu ilgilerin en kısa zamanda gereken buraya duyarlılığı gösterip buna ilgilenmesini istiyoruz tabii ama çok aşırı rahatsızız yani biz bu konuda. Siz bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir grupla ziyaret etmişsiniz. Ya bununla ilgili evet, görüşüm oldu. Bununla ilgili bize yeni bir görüşmede 10 gün içinde bu çöpün buradan kalkacağını, bu işi gidereceğini söylediler ama henüz öyle bir giderilme olmadı. Şu anda biz hem kokudan hem sinekten çok derece hem kendimiz hem işçimiz rahatsız. Biz hatta korkuyoruz ki ürünlerimize belki koku sürer de ticaretimizi hep bitirdi. Korkumuz var yani. Eğer öyle bir şey olursa bilmiyorum ya belki ticaretimizi bile bitirir bizim Allah korusun. Yani. Allah korusun. Tabii. Yani şimdi biz burada tam karşı karşıya olduğumuz için çok aşırı rahatsız yani. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.